doğanın her köşesinde ayrı ve mükemmel bir sanatla karşılaşırız. Rengarenk çiçekler, bitkiler, ağaçlar. Her biri değişik özelliklerle donatılmış milyonlarca harika can. Bunların tümü Allah'ın üstün yaratma sanatının delillerindendir. Bu sanat doğanın her parçasında çok farklı şekillerde karşımıza çıkar. Bazen kelebeklerin narin kanatlarındaki simetride, bazen bir kuşun yavrusuna uçmayı öğretmesinde, bazen bir atlayışta 6 metrelik bir mesafeyi aşabilen bir pumada, kimi zaman da deniz altında yaşayan canlıların eşsiz görünümlerinde. Akıl ve vicdan sahibi her insan, çevresinde bulunan canlılarda Allah'ın benzersiz yaratma sanatının özelliklerini görebilir. Hayvanların dış görünüşlerindeki ve davranışlarındaki sevimlilik ve cana yakınlık, Allah'ın munis sanatının birer tecellisidir. Munis kelimesi, cana yakın, sevimli, dost, ehlileşmiş ve itaatkar anlamlarına gelir. Bu film boyunca Allah'ın canlılarda tecelli eden munis sanatının örneklerini izleyeceksiniz. Bu canlılar evrendeki her şey gibi Allah'a teslim olmuşlardır. Allah bir ayette bu gerçeği bize şöyle haber vermektedir. Oysa göklerde ve yerde her ne varsa, istese de istemese de ona teslim olmuştur ve ona döndürülmektedirler. Okaliptüs ağaçlarının üzerinde gördüğümüz koalalar, tavşanlar, sincaplar, rengarenk kuşlar, kelebekler, ağır hareketleri ve korkak tavırlarıyla kaplumbağalar, oyuncu kediler, oradan oraya sıçrayan ceylanlar, suda sessizce yüzen ördekler, buzullar üzerinde yürüyen penguenler, gülümseyen bakışlarıyla yunuslar. Ve her biri sevimli, masum yüzlü ve cana yakın daha binlerce hayvan. Bütün bunların yanında hayvanlardaki sevimliliğin kuşkusuz ki en güzel örnekleri yavrulardır. Yavru hayvanların tümü son derece sevimli bir görünüme sahiptirler. En vahşi hayvanların bile yavrularında bu sevimlilik ve cana yakınlık ilk göze çarpan şeydir. Yüzlerine oranla daha iri olan gözleri, yuvarlak yüz hatları, yüzlerinde hakim olan şaşkınlık ve teslimiyetle karışık bebek ifadesi sevimliliklerini daha da artırır. Cana yakın tavırlarıyla yavru hayvanlar Allah'ın munis sanatının tecellilerindendir. Yüce Rabbimiz bizim için yarattığı bu güzel görüntüler vasıtasıyla yaratma sanatının kusursuzluğunu gözlerimizin önüne serdi. Rengarenk bir dünya içerisinde her biri üstün özelliklerle donatılmış milyonlarca çeşit canlı yaşar. Bu muhteşem çeşitlilikteki güzellikler gerçekte Allah'ın bizlere sunduğu çok büyük birer nimettir. Gördüğümüz her canlıda üstün bir yaratılış deliliyle karşılaşırız. Böylelikle Allah'a olan saygı ve hayranlığımız daha da artar, O'nun sonsuz bilgi ve kudretini daha iyi takdir ederiz.
bazıları ayakta durmakta bile zorlanırlar. Son derece güçsüz ve bakıma muhtaç olan bu yavru hayvanlar, ancak Allah'ın gücü ve korumasıyla yaşamlarını sürdürebilirler. Örneğin foklar. Fokların yaşadığı bölgelerde hava, bahar aylarında bile en fazla -5 derece sıcaklıktadır. Ancak bu soğuk, anne fokları da, yavruları da hiç etkilemez. Yavrular, bebek yağı denilen bir yağla kaplı olarak doğarlar. Küçük vücutları bu yağ sayesinde sürekli sıcak kalır. Memelilerden çok azının yavrusu fok yavruları kadar hızlı büyür. 3 hafta içinde yavru ağırlığının 3 hatta 4 katına çıkar. Çünkü fokların sütü en iyi inek sütünden 12 defa daha yağlıdır ve 4 kat daha fazla proteinlidir. Bu durum yavrunun çok hızlı büyümesini sağlar. Anne fokun özel sütü bebek fokun vücudunda hemen koruyucu yağlı bir tabakaya dönüşür. Son derece aciz olan ve kendini koruması mümkün olmayan fok yavrularının her türlü ihtiyaçları anneleri tarafından karşılanır. Çünkü Allah yarattığı her varlığı en güzel şekilde rızıklandıran, her türlü ihtiyaçlarını eksiksiz olarak yaratandır. Bir ayette şöyle buyurulur: kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır. O işitendir, bilendir. Avustralya. Bu kıtanın kendine özgü canlıları arasında en ünlü olanları: kangurular. Sürüler halinde yaşayan ve otlarla beslenen bu canlıların yaşantıları, hayranlık uyandırıcı yaratılış mucizeleriyle doludur. Bu mucizelerden biri, kanguruların doğumu ve yavruların bakımıdır. Kanguruların gelişimi dünyadaki diğer memeli canlıların doğumlarından oldukça farklıdır. Çünkü yavrular, gelişimlerinin 190 günlük bir kısmını annelerinin karın bölgesinde bulunan ve kese tabir edilen organın içinde tamamlar. Bu kese, yavru büyüdükçe genişleyecektir. Aradan aylar geçer ve yavru kanguru annesinin kesesinden dışarı adım atabilecek kadar büyür. Bu arada ikinci bir yavru doğar. Aylar önce doğan ilk yavru ise bir hayli büyümüştür. Çoğu zaman dışarıda dolaşır. Acıktığında ise annesinin kesesindeki bir santimlik minik kardeşine hiçbir zarar vermeden bu keseden süt emmeye devam eder. Ancak birbirinden farklı büyüklükteki iki yavrunun besin ihtiyaçları da birbirinden farklıdır. Bu noktada büyük bir mucize gerçekleşmektedir. Her canlının ihtiyacını bilen ve karşılayan Allah, yavruların besinini de annelerinin vücudunda yaratmaktadır. Anne kanguru, iki yavrunun da büyüklüklerine göre farklı memelerden farklı nitelikte süt verir. Hatta üçüncü yavru dünyaya geldiğinde farklı nitelikte üretilen sütlerin sayısı 3'e çıkar. Her yavru kendine hazırlanan sütü kolaylıkla bulur, hiç karışıklık olmaz. Bu beslenme sisteminin özel bir yaratılışın eseri olduğu çok açıktır. Anne kangurunun bu işi bilinçli olarak düzenleme imkanı yoktur. Gerçekte anne kanguru bunların hiçbirini kendi iradesiyle gerçekleştiremez. Onun salgıladığı sütün iki ayrı türü olduğundan haberi bile yoktur. Bu kusursuz sistem, bir kangurunun tüm yaşamı süresince yaşadığı mucizeler zincirinde olduğu gibi Allah tarafından yaratılmıştır, onun kontrolündedir ve onun örneksiz yaratma sanatının tecellilerinden biridir. Allah'ın canlılar üzerindeki bu hakimiyeti bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilmektedir: onun bilgisi olmaksızın
hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır. İnsana en sadık ve itaatkar hayvan denildiğinde akla ilk gelen köpeklerdir. İnsanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvan olduğu söylenen köpekler, tarihin çok eski çağlarından beri bekçilik, avcılık, kılavuzluk, suçlu takibi gibi birçok konuda insanların yardımcısı olmuşlardır. Çünkü köpekler birçok canlıdan çok daha zeki ve eğitilmeleri çok daha kolay olan hayvanlardır. Örneğin bir bekçi köpeği, kendi vücudundan 5-6 kat daha büyük bir canlıyı etkisiz hale getirebilir. Ancak çok ilginçtir ki, tehlike anlarında böylesine vahşi olabilen bu köpekler, kendi sahiplerine hiçbir zarar vermezler. Kendi canlarını sahipleri için tehlikeye atabilirler ve ne olursa olsun sahiplerini zorluk anlarında terk etmezler. Örneğin şu anda izlediğiniz görüntüde sahibiyle gezmeye çıkan köpek onun bisikletiyle kamyon altında kalmasını önlemek için kendisini öne atmış ve kendi canı pahasına onu kurtarmıştır. Köpekler kendilerini ailenin bir parçası olarak görürler. Bu nedenle aile için olabilecek bütün tehlikeleri fedakarca bertaraf etmeye çalışırlar. Bazı köpekler özellikle çocuklara karşı koruyucu duygular beslerler. Burada üzerinde düşünülmesi gereken bir durum vardır. Aklı ve vicdanı olmayan bir hayvan bu kadar sadık, insanlarla dostane ilişkiler içerisinde ve bu derece fedakar olmayı nasıl başarmaktadır? İnsanlarla dost olmayı ve onlara pek çok konuda faydalı olmayı kuşkusuz ki kendisi planlamamaktadır. İşte bu plan Allah'ın üstün yaratma sanatının eseridir. Köpeklerin böylesine dost canlısı, şefkatli ve itaatkar tavırlarıyla insanların hizmetine verilmiş olmaları Allah'ın munis sanatının bir tecellisidir. Farklı türlerde ve renklerde, büyüklü küçüklü, tüylü tüysüz yüzlerce köpek çeşidinin bulunması ve her birinin ayrı ayrı özelliklere sahip olması, Allah'ın benzersiz yaratışının delillerindendir. Köpekler de tüm canlılar gibi Allah'a boyun eğmişlerdir ve Allah'ın ilhamıyla hareket etmektedirler. Onların bu şefkatli, yardımsever ve fedakar davranışlarının sırrı budur. Allah bir ayetinde şöyle buyurmuştur. İşte böyle onlara sizin için boyun eğdirmiştir. Onun size hidayet vermesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara müjde ver. Atlar. Tarih boyunca insana en çok yardımcı olmuş, savaşta barışta yanında olmuş, kimi zaman ihtişamın ve asaletin simgesi olan vefakar ve dost hayvanlar. Asırlardır insanoğluna araba çekmeden asker taşımaya kadar çok çeşitli alanlarda hizmet vermişlerdir. İnsanları hiç yorulmadan, en zorlu koşullarda da olsa kilometrelerce uzağa taşıyabilmelerinin nedeni özel yaratılmış vücut yapılarıdır. Ayrıca atların vücutları, yalnız ağır yükleri taşıyabilmeleri için değil, aynı zamanda da hızlı koşabilmeleri için özel olarak yaratılmıştır. Atlarda diğer hayvanlarda olduğu gibi köprücük kemiği yoktur. Bu da onların daha büyük adımlar atabilmelerini sağlar. Ayrıca atların bacaklarında
hızlandıkça harcadıkları kuvveti düşüren, buna karşın hareket edebilme yeteneklerini artıran bir kemik-kas mekanizması vardır. Bu mekanizmanın çalışmasını otomobillerdeki vites sistemine benzetebiliriz. Hızlanan bir arabanın vitesini büyütmesi gibi atlar da hızlandıkça adeta vites büyütürler. İtme için harcanan güç azaltılırken hareket yeteneği artar. Burada bir durup düşünelim. Normalde ağır yük taşıma ve hızlı koşma yeteneğine sahip olmak, atın çok fazla ihtiyacı olan özellikler değildir. Öyleyse atlar bu özelliklere niçin sahiptirler? Bu soruların cevabı bizi kesin olan bir gerçeğe götürür. Atlara bu yetenekler kendileri için değil, insanlara faydalı olabilmeleri için verilmiştir. Yani atlar, Allah tarafından bu özellikleriyle insanlara hizmet etmeleri için yaratılmışlardır. Allah, hayvanları insanlar için yarattığını ayetlerinde şöyle bildirmiştir. Ve hayvanları da yarattı. Sizin için onlarda ısınma ve yararlar vardır ve onlardan yemektesiniz. Akşamları getirir, sabahları götürürken onlarda sizin için bir güzellik vardır. Kendisine ulaşmadan canlarınızın yarısının telef olacağı şehirlere onlar ağırlıklarınızı taşımaktadırlar. Şüphesiz sizin Rabbiniz şefkatli ve merhametlidir. Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri yarattı. Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır. Bu teslimiyetli, uysal ve itaatkar davranışlarıyla atlar, kuşkusuz ki Allah'ın insanlara sunduğu çok büyük bir nimetidir. Ayrıca atlar, heybetli ve estetik görünümleri nedeniyle pek çok sanat eserine ilham kaynağı olmuşlardır. Güçlü ve görkemli vücutları, asil tavırları ve doğayla uyum içerisindeki renkleriyle Allah'ın benzersiz yaratma sanatının en güzel örneklerindendir. Birçok hayvan türü belli bir seviyeye kadar eğitilip öğretilebilirler. Yunuslar ve köpekler bunun en güzel örneklerindendir. Yunuslar denizlerdeki en zeki hayvanlardır. Dost canlısı ve yardımseverdirler. Bu özellikleri sayesinde insanlar, özellikle de çocuklar, hiç korkmadan yanlarına yaklaşabilir, onları sevebilir ve hatta onlarla oyun oynayabilirler. Yunusların en önemli özellikleri ise kendilerine verilen komutları anlamaları ve bu şekilde pek çok şey öğrenebilmeleridir. Bir el hareketiyle yukarı zıplaması, bir el çırpmayla halkanın içinden geçmesi gerektiğini anlayan yunusların zekaları gerçekten de ilgi çekicidir. Yunusların yaptıkları şovlar görsel açıdan bir şölene dönüşürken, eğitimli köpeklerse birçok hayati konuda insanların yardımına koşarlar. Köpeklerin koku alma duyuları çok güçlü yaratılmıştır. Beyinlerindeki koku alma merkezi insanlardan 40 kat daha fazla gelişmiştir. Köpekler sahip oldukları bu mükemmel duyu organı sayesinde pek çok alanda insanların vazgeçilmez yardımcısı olmaktadırlar. Örneğin, Saint Bernard cinsi köpekler bu sevimli görüntülerinin ardında son derece duyarlı burunlarıyla kar altında gömülü kalan yaralıları kolayca bulup çıkarabilirler. Polis köpekleri kendilerine koklatılan küçük bir eşyadan yola çıkarak o eşyanın sahibini bulabilirler. Öte yandan köpekler
bizim duyamadığımız bazı sesleri duyabildiklerinden, sesleri insanlardan 4 kat daha uzak mesafeden fark edebilirler. Bu nedenle göçük altında kalan kişilere ulaşmak için de köpeklerden faydalanırlar. Ayrıca köpekler gözlerindeki özel bir yaratılış sayesinde karanlıkta insanlardan çok daha iyi görürler. Hareketli cisimleri çok daha uzaktan algılayabilirler. Buraya kadar mucizevi özelliklerinden bahsettiğimiz yunusların ve kimi zaman hayat kurtaran köpeklerin yaptıklarını düşündüğümüzde çok önemli bir sonuca varırız. Hiçbir şekilde aklı ve şuuru olmayan bu hayvanlar kendilerinden beklenmeyecek bir davranışla bazı komutları öğrenebilmektedirler. Ve bu komutları doğuştan sahip oldukları bazı özelliklerle birleştirerek insanlara çok önemli faydalar sağlayabilmektedirler. Kimi zaman oldukça saldırgan olabilen bu hayvanların ehlileşmeleri de Allah'ın munis sanatının tecellilerindendir. Üstün güç sahibi olan Allah, bir örnek edinmeksizin bu canlıları yaratmış ve onları ehlileştirerek insanların hizmetine sunmuştur. Doğduklarında kedi yavruları kör ve son derece savunmasızdırlar. Yaklaşık 100 gram ağırlığındaki bu minik yavrulara bakabilmek için anne kedi çok az uyur. Sürekli yavrularının sıcak kalmaları ve acıktıklarında her an süt emebilmeleri için karnına yakın bölgelerde durmalarını sağlamaya çalışır. İlk hafta gözleri kapalı olmasına rağmen yavrular süt içecekleri yeri bulmakta hiç zorluk çekmezler. Annenin sütü, yavruların büyümesi için tam gereken özelliklerdedir. Her türlü besin açısından zengindir, ayrıca yavruyu hastalıklardan koruyan özel bazı kimyasallar da bu sütte bulunur. 9 gün sonra yavruların gözleri açılır. Yaklaşık 8 hafta sonra ise kendilerine bakacak duruma gelirler. Ancak bu süre geçene kadar anneleri büyük bir özenle yavrularıyla ilgilenir. Onları daha güvenli gördüğü yerlere özenle taşır. Kediler bu bilgi ve yetenekleri tecrübe ederek ya da başkalarından görüp öğrenerek kazanmazlar. Bütün kediler yavrularının yaşamalarını sağlayacak bu bilgi ve yeteneklere ilk doğdukları andan itibaren sahiptirler. Kedileri yaratan ve nasıl davranmaları gerektiğini onlara ilham eden Allah'tır. Bu, Allah'ın canlılar üzerindeki şefkat ve merhametinin tecellilerinden biridir. Daha pek çok canlı, yumurtalarını, yavrularını ve sürüsündeki diğer canlıları koruyabilmek için büyük zahmetlere katlanır. Onları gizler, kırılmamaları için özenle bir yere yerleştirir. Onları ısıtır veya aşırı sıcaklıktan korur. Tehlike anında bütün yumurtalarını başka bir yere götürür. Haftalarca başında nöbet bekler, hatta ağzında taşır. Hayvanlardaki fedakarlık örnekleri yalnızca yavrulara gösterilen özenle sınırlı değildir. Birlikte yaşadıkları sürüleri içinde hayvanlar türlü fedakarlıklar yaparlar. Mesela filler. Fillerin en önemli özelliklerinden biri, birbirlerine olan bağlılıklarıdır. Fedakarlık ve yardımlaşma yalnızca aile bireyleri arasında değil, bütün sürü içinde görülür. Örneğin avcılar sürüye ateş ettiklerinde, filler kaçıp uzaklaşmak yerine tehlike altındaki fillere doğru koşarlar. Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olan bu topluluğun temelini ise yavru fil grubu oluşturur. Sürüde yeni doğmuş bir fil, bütün diğer filler tarafından büyük bir sevgi ve şefkatle karşılanır. Eğer yavrunun annesi ölürse, sütü olan bir başka dişi fil yavruyu emzirmeye devam edecektir.
anne ilk 6 ay boyunca her yerde yavrusunu takip eder. İkisi de sürekli olarak birbirleriyle bağlantıda olduklarını belirten sesler çıkarırlar. Bir yavru fil az da olsa sıkıntı ya da herhangi bir tehlikeli durum içerisinde olduğunu belirten bir ses çıkarırsa, grubun bütün üyeleri durumu incelemek için bir araya gelirler. Bu, düşmanlara karşı oldukça caydırıcı bir davranıştır. Fillerin ve diğer canlıların aralarında nasıl anlaştıkları, bütün fillerin yavrular için nasıl olup da birlikte hareket ettikleri, onların ihtiyaçlarını nasıl tespit edebildikleri, elbette ki üzerinde düşünülmesi gereken konulardır. Bu hayvanların hiçbirinde bunları kendi akıl ve iradeleriyle başaracak bir yetenek yoktur. Birçok kuş, balık ve sürüngende bu fedakar ve şefkatli davranışları görmek mümkündür. Her biri Allah'ın kendilerine ilham ettiği görevlerini eksiksizce yerine getirirler. Canlılar arasındaki şaşırtıcı özveri ve işbirliği örnekleri Allah'ın yaratmasındaki mucizelerden biridir. Şüphesiz ki bu canlılara şefkatli, merhametli ve fedakar davranışları yaptıran, kendisi sonsuz merhametli ve şefkatli olan, tüm canlıların yaratıcısı ve koruyucusu, Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Bu film boyunca sevimli hayvanları, yavrulara gösterilen özeni, kimi zaman sadık dost, kimi zaman hayat kurtarıcı olan köpekleri, atları, yunusları ve pek çok canlıdaki fedakarlık örneklerini izledik. Bu hayvanların Allah'ın munis sanatının birer tecellisi olduğuna tanık olduk. Şüphesiz ki bu derece kusursuz sistemlerin ve güzelliklerin var olması, bunları yaratanın üstün aklının ve eşsiz sanatının tecellilerindendir. Alemlerin Rabbi olan Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve bütün canlılar da bize Rabbimizin kusursuz yaratışının delillerini göstermektedir. Akıl ve vicdan sahibi olan her insana düşense, Allah'a şükretmek ve yeryüzündeki tüm canlı türlerini ayrı ayrı özelliklerle donatarak yaratan Allah'ın sonsuz kudretini düşünmektir. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur: Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.